Bugün 23 Kasım 2012 tarihi. Öğretmenler Günü 24 Kasım ama bir gün önce Adana Üniversitesi'nde bugün kutlanıyor. Sebebi yarın cumartesi. Fazla öğrenci veya öğretmen gelemez. Cuma'yı almışlar ve Cuma günü tören yapıldı. Tören bitiminde Fen Lisesi'nin bahçesini bu şekilde görüntüye aldım. Nasılsınız? Çok şükür vallahi iyiyiz. İzliyoruz Cezmi hocamızı. Cezmi hoca şu an yine öğretmenlik yapıyor mu? Ben yeni emekli oldum 20 Temmuz'da biliyor musun? Ama yok şimdi ben orada gelemedim. Özelde çalışıyordum yeni emekli oldum Temmuz'da. Hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Hayırlı evet, hocam. Saygıdeğer şeyde öğretmenim merhaba. 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 Ya bütün yaz gözlerimi size aradı. Çok güzel. Öğrencilerin içinde olmak çok güzel. Fen Lisesi'nde havayı solumak tuhaf farklı. Olsun. Şu an çok karışık duygular içindeyim. Birazcık da biraz değil çok üzgünüm aslında. Kaybımızdan dolayı, öğrencimizin kaybından dolayı. Alper Özdil'i. Alper. Ya ya o çok, çok derinden üzdü beni. İnşallah bir daha böyle Feda haberler duymayız. İnşallah. Güzel çok günlerde saygıdeğer. Görüşmek üzere. Burhan Hocam merhaba. Merhaba, merhaba Cezmi Bey. Şükür kavuşana diyelim. Evet, 24 diyelim. Kasım diyoruz ama bugün 23 Kasım biliyorsun. Olsun şimdi, ama o günün yerine geçen bir gün. Burhan Bey'in sesi burada yıllarca yankılandı hocam. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Ve Alper'in ölümü burada öğrendim ben. Çok çok üzüldüm. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl bir ölüm? Vakitsiz bir ölüm. Çok çok üzücü bir olay. Ama her şey güzel. Gençlerin arasında, öğrencilerin arasında ve eski dostların arasında bulunmak çok güzel. Bir edebiyatçı olarak hocam şöyle öğrenciler, öğretmenler bir yaptı. En çok sevdiğim bir dörtlük veya bir meyit olabilir mi? Ben evet Aziz Nesin'in, rahmetli Aziz Nesin'in öğretmenle ilgili bir şiirini çok seviyorum. Ey beni ben yapan öğretmenlerim, hatıranız önünde saygıyla eğilir. Hiç el değmemiş dudaklarımla ellerinizden öperim, öperim, öperim. Çok teşekkürler Burhan Bey. Günümüz kutlu olsun. Sağ olun.